Tarikatın Esasları. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. 6. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlarla iyi geçinme adabı. Müslüman, Müslüman kardeşiyle iyi geçinmesin gerekiyor. Onlara karşı güler yüzlü olmalı, asık suratı olmamalı. Kendisinden istedikleri bir şeyle ilgili onlara karşı çıkmamalı. Ama onların istedikleri şey de şeriatın yasakladığı, sınırları aşan ve günahları yapmaya sebep olan bir şey olmamalı. Allah'ın izin verdiği ve şeriatın mübah saydığı bir şey olmalı. Müslüman, arkadaşıyla mücadeleci ve tartışmacı biri olmamalı. Daima anlattığımız şartlar içerisinde kardeşlerine müsaade eden biri olmalı. Kendilerine karşı geldikleri konuda onlara tahammül etmeli. Onların verdiği sıkıntılara sabretmeli ve onlara kin beslememeli. Bir kimseye kötülük ve hile yapmamalı, aldatmamalı. Yanlarında olmadığında da dedikodularını yapmamalı. Yanındaki kişiye kötülük etmemeli, yanında olmayanlar da gıybetini yapmamalıdır. Mümkün oldukça kardeşinin kusurlarını örtmeli. Onlardan biri hastalanırsa ziyaretine gitmeli. Aşırı meşguliyetten ziyaretine gidemezse iyi olunca gidip afiyet dilemeli, geçmiş olsun demeli. Kendi hasta olur da kardeşlerinden biri gelmez de özür dilerse özrünü kabul etmeli. Kendini ziyarete gelemeyen kardeşini aynı şekilde mukabele etmez, ziyaretine gider. Çünkü gelmeyene gitmek, mahrum edene vermek, zulmedeni de affetmek gerekiyor. Kardeşinden biri bir kötülük yaptığı zaman kendisinden özür dilerse onun özrünü kabul etmeli, hatayı kendinde aramalı, kendini suçlamalı. Kendi malı ve mülkünü kardeşine yasaklamamalı, kardeşinin malı ve mülkünü de onların izni olmadan kullanmamalıdır. Bütün davranışında vera ehli olmayı terk etmemelidir. Kardeşinden biri önüne kendi malından bir şey verse, onu sevinçli ve mutlu bir şekilde kabul etmeli ve bunu ondan gelen bir iyilik bilmeli. Çünkü malını açmaya ve muhtaç olduğu şeyi onunla paylaşmaya kendini ehil görmüştür. Mümkün olduğu kadar hiç kimseden bir şey ödünç almamalı. Kendisinden biri bir emanet isterse mümkün oldukça onu geri istememeli. Çünkü onu ihtiyacından dolayı almıştır. Emanet verilen bir şeyin geri istenmesi uygun değildir. Tıpkı şeriatta verilen hediye ve hibenin geri alınmaması gibi. Eğer bu mümkün olmazsa emaneti çabuk bir şekilde yerine vermeli. Her gün emanet istemiş olsa da vermemezlik etmemeli. Çünkü malıyla beraber kardeşinden ayrı yaşaması uygun değildir. Ve o emin bilinip kendisine eşya emanet bırakılan biridir. Hiçbir şeyin köleliği altına giremez. Hiçbir şeye de sahip olamaz. Kaldı ki bir şeye sahip olursa o da kendisine sahip olur. Çünkü insan dizgini kimin elindeyse onun kölesidir. İnsan elinde bulunan mülkün Allah'ın mülkü olduğunu bilmeli. O ve diğer insanlar Allah'ın kullarıdır. Allah'ın mülkündeyse herkes eşittir. Bir kimse başkasının elindeki bir malı şeriatın hükmüne, vera ölçülerine göre kullanabilir ki, böylece zındık mübahçılar zümresine girmesin. Yine fakir bir kimse, başına bir zorluk ve sıkıntı gelince bu halini mümkün olduğu kadar kardeşlerinden saklamalıdır. Ki onların kalplerini kendisiyle meşgul etmesin ve onları zor durumda bırakmasın. Aynı şekilde bir derdi ve üzüntüsü olunca bunu da kardeşine açmamalı. Böylece kardeşinin sevincini, sürurunu, rahatını ve güzel yaşamını bozmamış olsun. Kendisi dertli ve sıkıntılı haldeyken kardeşinin yanına varırsa onlara sevinçli ve hoş görünmeli. Onların hoşlarına gitmeyecek bir şekilde karşılaşmamaları için kendilerindeki sıkıntılı, dertli ve hüzünlü durumu saklamalıdır. Onlarla herhangi bir şey hakkında ihtilaf etmemelidir. Arkadaşlarından birinde ürkütülen ve sıkıntı veren bir şey görürse
yine bu hususta onunla güzel edep ölçüsünde konuşmalıdır. O korkunç şeyin geçmesi için kalbini o yöne çevirmelidir. Herkes ile kendi durumuna göre geçinmeli, hiç kimsenin gücünü aşacak bir şeyi teklif etmemeli ve uyum içinde olmalıdır. Hatta bu kişinin yaptığında şeriata aykırı bir şey yoksa ona uymalıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Biz peygamberlere, insanlara akıllarına göre konuşmamız emredildi. Kişi kendisinden daha alt seviyedeki birine şefkatle muamele etmeli. Kendisinden üst seviyedeki birine de saygı göstermeli. Kendisi gibi olanlara da ihsanda bulunmalı, onları kendisine tercih etmeli. Müslümanın yeme adabı. Müslümanlar yani dervişler hırsla ve gaflet içinde yemek yememeli. Aksine kalpleriyle daima Allah'ı hatırlamalı ve onu unutmamalıdırlar. Yemek yerken orada kendisinden üstün biri varsa ondan önce elini yemeğe uzatmamalı. Başkalarına buyurun yiyiniz dememelidir. Birinin önündeki bir şeyi alıp başkasının önüne de koymamalıdır. Gönül almak veya hizmet etmek maksadıyla da bunu yapmamalıdır. Ama yemek sahibi bunu yapabilir. Çünkü yemek işi ona aittir. O istediği gibi dağıtabilir ve bu da bir hizmet olmuş olur. Yemek sahibini de bizimle sen de ye dememelidir. Bir yere oturulunca başka bir yere geçmemeli, gösterilen yere oturmalı. Kendisiyle beraber bir arkadaş yemek yiyorsa o yemeği bırakmadan yemekten elini çekmemeli. Yoksa arkadaşı mahcup olur ve doymadan kalkar. Bir fakir biri yemeği bırakmadan ve yemekte daha gözü varken önünden sofrayı kaldırmamalıdır. Yemek hususunda arkadaşlarının durumuna göre hareket etmeli. Kendisinin yemek yeme iştahı olmasa bile onlardan ayrılmamalıdır. Sofradayken başkasına lokma verilmemelidir. Yine sofrada kendisine su verilirse geri çevrilmemeli, bir damla bile olsa içmelidir. Yemek sahibi hizmet için sofradan kalkarsa buna engel olmamalıdır. Biri eline su dökmek istese de ona engel olmamalı. Zenginlerle yemek yerken ağırdan alması, fakirlerle yemek yerkense onları tercih etmesin gerekiyor. İhvanıyla yemek yerken de rahat olmalı. Onları sıkacak bir harekette bulunmamalıdır. Yemek hazır oluncaya kadar yemek yemeyi düşünmemelidir. Hazır olunca yemeği yer. Hırsla ve aşırı istekte yiyip de nefsini şımartmamalı. Belki o hırsla istediği yemek kendi kısmeti değildir ve asla ona ulaşamayabilir. Sonra Allah'a itaatten ve kendini murakabe etmekten geri kalır. Böyle bir düşünceyi bırakıp kendi durumunu düşünür ve onunla meşgul olursa daha güvenli bir iş yapmış olur. O şey kendi kısmeti ise gelir, hazır olunca da yer ve Allah'a şükreder. Onun derdi, maksadı yemek olmamalı. Kalbini yemeğe bağlayıp da sözü de hep yemekle ilgili olmamalı. Sanki bir hasta gibi kendini yemekten uzak tutmalı. Çünkü hasta olan kimse kendini yemekten, içmekten ve isteklerden uzak tutar. Hastalığı geçinceye kadar da böyle kalır. Fakirin yani dervişin hastalığıysa hevası, kötü arzuları ve yersiz temennileridir. Rabbi ise onların doktoru ve şifa vericisidir. Allah sahip olduğu biri vasıtasıyla yemek ve içmek cinsinden bir şey gönderirse onu alıp yer. Ama şunu da bilir ki şifası ve afiyeti bu şeydedir, başka bir şeyde değildir. Fakir daima durumunu korumak ve gözetmekle meşgul olmalı, fani şeyleri kalbinden çıkarmalı, fani şeyleri de hiçbir zaman güven duymamalıdır. Bunu bütün hal ve hareketlerinde sürdürmelidir. Fakirlerin yani dervişlerin arasındaki adab. Bir dervişin kendine ait olan hiçbir şeyini, elbise, seccade, binek ve ibrik gibi benzer şeyleri arkadaşlarından esirgememelidir. Arkadaşlarından biri seccadesine ayak basarsa bozulup darılmamalı ve kendisi de başkasının seccadesine basmamalıdır. Seccadesini rütbece kendinden üstün birinin seccadesinin önüne sermemeli. Arkadaşlarından biri elini omzuna atarsa ona engel olmamalı. Ancak kendisi başkasının omzuna elini koymamalıdır.
Fakirlerden hiçbir kimseyi kendisine hizmet ettirmemeli. Kendisi ise herkese hizmet etmeli. Kendisi fakirlerin ellerini sıkmamalıdır. Ancak onlardan biri kendi elini sıkmak isterse buna engel olmamalıdır. Fakirlerin hamama gittiklerinde kirlerini ovmak için tellak tutmaları uygun değildir. Mümkünse birbirini ovarlar. Fakirlerden yani dervişlerden biri hırkasına veya seccadesine ya da başka bir şeyine alıcı gözle bakarsa derhal onu başka kimseye vermelidir. Onu kendi nefsine tercih etmemelidir. Dervişleri yemek esnasında bekletmek doğru değildir. Aynı şekilde onları hiçbir şeyde mümkün mertebe bekletmemelidir. Bu onlara ağır gelir ve onları üzer. Bir dervişe yemek vermek isteyen bir kişi onu bekletmemeli. Çünkü çorbayı bekletmek zoldür. Derviş mümkün olduğu kadar bir şeyleri biriktirmemelidir. Bir kimsenin fakirlere verdiği yemek çok değilse yemeyip beklemeli, diğer fakirler onları yedikten sonra kalan olursa onu yemeli. Her halükarda fakirlere yemek yedirmeye gayret etmeli. Mümkün olduğu kadar fakirlere en temiz ve en uygun yemeği yedirmeli. Bir kimse bir topluluk içindeyse onlardan ayrı olarak bir şey yememeli ve onlardan ayrı bir şey de almamalıdır. Eğer kendine bir şey ihsan edilirse onu ortaya koymalı ve ondan herkes yemelidir. Cemaat arasında hasta biri olursa tedavisi için yemek tahsis edilmesine ihtiyaç duyarsa bu konuda cemaatten izin almalı. Bir derviş bir tekkeye veya medreseye konuk olur da orada bir şeyh veya hizmetçi varsa o şeyhin hükmüne göre hareket etmesin gerekiyor. Onun görüşü olmadan bir şey yapmamalı. Bir cemaat arasına katıldığı zaman da onların içinde bulunduğu duruma göre hareket etmeli. Dervişler arasında tesbihte ve Kur'an okurken sesini yükseltmemeli, aksine gizli okumalı ve halini de gizlemeli. Veya bu durumdan tefekküre veya batıni bir ibadete geçebilir. Eğer o kişi havastan sırlar sahibi biri olursa bu konuda kendisine bir külfet de olmaz. Çünkü Rabbi onun velisidir, onu yönetir, ona emreder, ona yasaklar. Cemaatin kalbi ona bağlıdır, ona teslimdir. Ona karşı saygılı olur. Bazen onun sevgisiyle dolarlar, bazen ona saygı duyarlar. Bir derviş arkadaşları arasında sesini onlardan daha fazla yükseltmemeli. Bir kimse cemaat arasındayken onlardan biriyle gizli konuşmamalı, mümkün olduğu kadar fakirler arasında dünya kelamından, yeme ve içmekten bahsetmemelidir. Dervişlerin kendi aralarındaki şartlarından biri de yine mümkün mertebe dervişler arasında gerekli görse dahi bir şey yazmamalı. Yazılmış olanlarla amel etmeye çalışmalı. Kalbini ve halini korumalı ve bu iki hali tefekkür etmekle meşgul olmalı. Dervişler arasında nafile namazları çok kılmamalıdır. Cemaat oruç tutuyorsa onlara uyup birlikte oruç tutmalı. Aynı şekilde oruç tutmadıkları zaman yine onlara uymalı. Onlardan ayrı olarak tek başına oruç tutmamalı. Dervişler uyanıkken kendisi yatıp uyumamalı. Ama uyku ağır basarsa uyuyabilir. Bu durumda onlardan ayrılır ve uykunun ağırlığı geçinceye kadar uyur. Mümkün oldukça herhangi bir şeyi istemede ve seçmede dervişlerden önce davranmamalı. Fakir biri bir şey isterse onu geri çevirmemeli. İsterse bu az bir şey olsun. Uzun süre bekleterek fakirin kalbini kırmamalı. Biri gelip bir şey danıştığında acele cevap vererek onun sözünü kesmemeli. İstişare eden kişinin kalbinde söyleyeceği hiçbir şey kalmayıncaya kadar ona mühlet vermeli. Onu ret ve inkar etmemeli. Soran kişi halini anlattıktan sonra doğru olmasa da önce ona uygun şekilde karşılık vermeli ve şöyle demeli. Bu da bir yorumdur. Sonra da danışılan kişi danışana en uygun şeyi güzellikle söyler, sert ve ürküterek söylemez. Dervişlerin arasındaki edeplerden biri de bir şey yerken o yemeği ne övmemeli ne de yermemelidir. Dervişlerin çoluk çocuklarıyla ilgili adabı. Onlara karşı iyi huylu olmalı ve nafakalarını mümkün olduğu kadar iyi yollardan temin etmeli.
Bugün elinde olanlara yetecek kadar bir şey varsa yarın için bir şey saklamamalı. Şu anda onun ihtiyacı o kadardır. Çoluk çocuğuna verdiğinden bir şey artarsa onu onlar için yarına saklayabilir. Kendisi için saklayamaz. Kendisi onlara uyarak yer. Hatta onlarla yerken bir vekil gibi, ailelerinden bir hizmetçi gibi, efendisinin yanında bir köle gibi yemelidir. Bir kimse çoluk çocuğunun hizmetinde bulunurken, onların sıkıntısını çekerken, onların iyilikleri için çalışırken, Allah'ın emrini yerine getirdiğine ve ona itaat ettiğine inanmalıdır. Kendi nefsine hizmeti ortadan kaldırmalıdır. Çoluk çocuğunu kendine tercih etmelidir. Yemek yediği zaman onların iştahına göre yemeli, onların isteğine uygun hareket etmeli, onları kendine uydurmaya çalışmamalıdır. Yaz mevsimindeyken elinde de kış için bir şey olan kimse ihtiyacı da varsa onu harcar. Bir kimsenin o gününe yetecek yiyeceği varsa yarın için çalışma vakti olsa da elindekini ailesine harcar. Yarın için kendini meşgul etmez. O günküyle yetinmelidir. O günküyle yetinmek vaciptir. Yarının tedbirini yarına bırakmalı. Bir kimsenin tevekkül etmeye kuvveti, zorluklara, azlığa, açlığa ve darlığa sabrı varsa bu kendine ait bir özelliktir. Ailesinin bunlara gücü yoksa onları kendisi gibi olmaya davet etmesi caiz değildir. Onlar için çalışıp kazanmalıdır. Helalden kazanması, helal ve mübah yollardan yedirip içirmesi gerekiyor. Böylece onlara yaptığının meyvesi, itaat ve iyilik olarak görülür. Onlara haram yedirmemelidir. Çünkü onun da meyvesi isyan ve günah olarak ortaya çıkar. İnsan kendi nefsinde amelini düzeltmeye, doğru olmaya ve iç temizliğine gayret etmeli. Böyle olunca Allah da onunla ailesi arasındaki ilişkileri düzeltir. Bilhassa güzel bir şekilde sabretmekte, Allah'a itaat etmekte ve dediklerine uygun hareketlerde kendisine uyarlar. Ailesi üzerinde güzel hareket etmesi sebebiyle bereketli gelir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse kendisiyle Allah arasını düzeltirse Allah da onunla insanlar arasını düzeltir. O kimsenin çoluk çocuğu da diğer insanlar gibidir. Bir kimseye misafir geldiği zaman misafiri yedirip içirdiğinden bol bol ev halkına da yedirmeli. Öyle ki önlerine konan şey hepsine yetmeli, hatta onlardan artmalıdır. Eğer eli dar ve sıkıntılı bir durumdaysa, aile fertlerinin de misafiri kendine tercih edeceklerini bilirse, o zaman misafiri kendilerini tercih eder. Misafirden kalan bir şey olursa, onu uğurlu ve bereketli sayarak kendileri yerler. Allah misafire ikram ettiklerinin yerini doldurur, bol ihsanlarda bulunur. Çünkü misafir rızkıyla gelir, giderken de hane halkının günahlarını alır götürür. Hadis-i şerifte böyle gelmiştir. Derviş bir yemeğe davet edildiği zaman, evinde bulunan çoluk çocuğu da yiyecek bulamayacak şekilde darlık içindeyse, onları perişan bir halde bırakarak, nefsine uyarak yemeğe gitmemeli. Tarikatte ve şeriatte çoluk çocuğunu perişan bırakarak davete gitmek doğru olmaz. Bu durumda o davete gitmemeli, ailesiyle birlikte kalıp sabretmeli. Eğer davet eden kişi onu çoluk çocuğunun olduğunu bilirse sadece onu davet etmesi uygun olmaz. Onun çoluk çocuğuna yeterince bir şeyler ayırarak misafirin kalbini meşgul etmesini engellemelidir. Muhtaç oldukları yiyecekleri ailesine taşır, bunu da misafire bildirir. Çoluk çocuğuna zahiri ilim ve şeriatı öğretmesi ve terbiye etmesi fakire gereklidir. Az veya çok olsun, ilme uymayan bir şey de onlara imkan vermemelidir. Fakir dervişin önce çocuklarını sokağa salması, bir sanat öğretmesi uygun değildir. Öncelikle onlara dini hükümleri öğretmeli. Dünyaya karşı aşırı isteklerini terk etmeyi öğretmeli. Ancak fakirlik korkusu ağır basar, sabrı azalırsa, hali ortaya çıkıp rüsva durumuna düşerse, halka muhtaç olma endişesi belirirse, işte o zaman çoluk çocuğu ve kendisini çalışmaya verebilir. İnsanlara muhtaç olmayacak şekilde bir şeyler elde etmeye çalışmalı. Şeriatın sınırlarını korumak üzere bu şekilde çalışmak en iyisidir. Çoluk çocuğuna ana baba haklarına riayet etmeyi,
onlara karşı gelmekten kaçınmayı öğretmeli. Yine aile fertlerine kendi hakkında riayet etmeyi, sabrın faziletini, itaati ve daha başka şeyleri öğretir. Bu konu hakkında daha önce nikah bahsinde açıklama yapmıştık. Yolculuk adabı. Bu kitapta edepler bölümünde anlattığımız gibi müminin yolculuğu kötü sıfatlardan güzel sıfatlara geçmesi olmalıdır. Takvasını sağlamlaştırmak suretiyle nefsani arzularından kurtularak Mevlasının rızasına yönelmeli. Bir fakir memleketinden çıkacağı zaman önce hasımlarını razı etmesin gerekiyor. Ana babasından izin almalı ya da anne baba gibi üzerinde hakları bulunan amca atayı, dede ve nineden izin almalı. Bunlar razı olursa sefere çıkar. Eğer çoluk çocuk sahibi biri ise sefere çıkması sonucunda onlara bir zarar ve sıkıntı gelecekse sefere çıkması uygun olmaz. Ama onların durumunu düzeltirse veya yanından alıp götürürse mesele yoktur. Bu manada Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kişiye günah olarak geçindirmek zorunda olduğu kimseleri perişan etmesi yeter. Yolculuğa çıkan fakir için şartlardan biri de yola çıkınca kalbinin kendisiyle beraber olmasıdır. Kalbi geride kalanlarda kalmamalıdır. Yine kalbi ileride eline geçecek şeylerde de olmamalıdır. Yani nereye giderse gitsin kalbi kendisiyle birlikte olmalı. Kalbi tüm eşyadan arınmış olmalı. Nitekim İbrahim bin Duhey'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbrahim bin Şeybe'nin Bediye'de yanına gitmiştim. Bana şöyle dedi. Yanında seni meşgul eden şeyleri at. Ben de her şeyi attım. Sadece bir dinar kaldı. Yine dedi ki, üzerinde bununla meşgul olma. Yanındakini de at. Ben bir dinarı da attım ama yine şöyle dedi. Kendini meşgul etme. Üzerindeki seni ilgilendiren şeyleri at. Ben bir düşündüm. Yanımda bin alın kayışı vardı. Onu da attım. Allah'a yemin ederim ki her ne zaman yolda bir ayakkabı bağcığına ihtiyacım olsa onu karşımda buluyordum. İbni Şeybe şöyle dedi. İşte Allah'a karşı sadakatle amel edenlerin işi böyledir. Yolculuğa çıkan bir dervişin yolculuk esnasında daha önce yaptığı virdinde gevşeklik yapmamasın gerekiyor. Çünkü yolculuk onun için fazladan bir şeydir. Bunun için yolculukta amellerinde ve durumlarında bir bozukluk olmamalı. Yolculuktaki ruhsat zayıf olanlara ve avam içindir. Kuvvetli olanlara ve havas olan zatlara ruhsat yoktur. Aksine azimetle amel etmelidirler. Çünkü onların her durumunda daima azimet olur. Bunların her halini muvaffakiyet kaplar, onlara rahmet gelir, daima bekçiler yanlarındadır, daima onları koruyan vardır. Sevdikleri hep yanlarındadır. Ünsiyet de onlara fazladan bir iyiliktir. Zengin zat onlarla beraberdir. Onlara peş peşe daima yardımlar gelir. Allah'ın yardımı onlarla beraberdir. Ordusu da onları korumaya almıştır. Önlerinde hazır beklemektedir. Bu manada onlar için en uygun olan seferdir. Çünkü kul yolculukta sebeplerden uzaklaşıp Allah'ın gözetiminde olmaktadır. Sebeplerse küçük Rabler gibidir. Halk da bir put gibidir. Hatta puttan daha saptırıcı ve şeytandan daha şiddetlidir. Yola çıkacak olan dervişin daha yolculuğun başında kalbini koruyup gözetmesi lazımdır. Yola gafletle çıkmamalı, yolculuk esnasında da Rabbini unutmamaya gayret etmelidir. Yola çıkan derviş her ne surette olursa olsun, dünya ve dünyalık maksadıyla yola çıkmamalı. Allah'a itaat için yola çıkmalı. Mesela hacca gitmek, bir şeyi öğrenmek veya mukaddes yerlerden birini ziyaret etmek için çıkmalıdır. Bir derviş yola çıkar, kalbini de gittiği yerlerden birinde bulur ve orada kalbini sıkıntılardan arınmış olarak görürse, orada rahatlık ve bolluk bulursa, orada kalmalı ve oradan ayrılmamalıdır. Kesin olarak yapmasın gereken bir iş için veya kader dışında oradan ayrılmamalıdır. O zaman kendisine neresi emredilirse oraya gitmeli. Ya da kaderin götürdüğü yere. Çünkü bu kendisinde ilahi fiillerin cereyan ettiği bir kişidir.
Onda nefsani arzular ve yersiz istekler yoktur. Bu tür kimseler kendilerinden geçen hem istenmiş hem de sevilmiş kimselerdir. Dervişe gittiği yerde bir makam verilirse, halk tarafından kabul edildiği görülürse, derhal oradan çıkıp gitmesin gerekiyor. Çünkü bu kabulden dolayı nefsine karışıklık gelir. Böyle bir durumda Allah'a yakınlığını yitirir. Allah'tan arasına perde gelir ve onun nasibi sadece halk olur. Bu anlatılan durum nefsani duyguların bulunmasıyla olur. Gerçekte nefsani arzuları yok olan kişiye gelince, onların kalplerinde halk için bir şey kalmaz. Halkın kabulü de ona tesir etmez. Çünkü bu zatlar kalplerinden halkı çıkarmış, halkla arasında perde ve bekçi bulunmaktadır. Onlar halkın kalbe girmesini engeller ki böylece onda şirk görülmesin ve tevhid hali bozulmasın. Bir dervişin beraber yolculuk yaptığı arkadaşıyla iyi geçinmesi ve onları iyi idare etmesi gerekiyor. Onlarla tartışmamalı ve hiçbir şeyle onlara karşı çıkmamalı. Daima onlara hizmette bulunmalı. Onlardan hiçbirini kendisine hizmet ettirmemeli. Yolculuk esnasında daima abdestli olmalı. Eğer su bulamazsa mümkün olduğu kadarıyla teyemmüm eder. Nasıl ki yolcu değilken abdestin bulunmak müstahapsa yolculuk da öyledir. Çünkü abdest müminin silahıdır. Hadis-i şerifte de böyle geçmiştir. Abdestli olmak şeytana karşı bir emniyettir ve her türlü eziyetten kurtuluş sebebidir. Yola çıkacak olan derviş özellikle yolculuk esnasında genç çocuklarla arkadaşlık yapmamalı. Çünkü delikanlılar şeytanın sevgisine ve kabulüne daha yakındır. Kötülüğe, fitneye, hevai arzularına tabi olmaya, nefsin fesatına, töhmete daha meyillidir. Bu sebepten dolayı onların arkadaşlığında büyük tehlike vardır. Ancak derviş kişi, kendisine tabi olunan bir şeyle beraber vekili Allah'ı bilen biriyle hidayet imamı korunmuş bir zat olursa mesele olmaz. Çünkü böyle bir zat hayır öğretir. Halkı kötülükten çekindirir ve terbiye eder. Onları güzelliklerle süser. Onlar hakla halk arasında elçi ve gözeticidirler. Durum böyle olunca böyle bir kişinin delikanlılarla veya yaşlılarla yolculuk yapması fark etmez. Bir fakir bir beldeye geldiği zaman orada bir şey varsa önce gidip ona selam vermeli ve hizmetinde bulunmalı. Ona saygılı, büyüklüğünü bilerek ve tazimle bakmalıdır ki ondan alacağı feyizden mahrum kalmasın. Yolculuk esnasında kendisine bir şey gelirse arkadaşlarını bırakıp da onu almamalıdır. Arkadaşlarından birinin bir mazereti olursa onunla beraber durup beklemeli, bırakıp gitmemelidir. Allah doğru yolda başarı ihsan edendir. Dervişin sema adabı. Sema yapmaya insanları zorlamamalı ve istekli de olmamalıdır. Bir kimse sema meclisinde bulunursa, ona düşen edeple oturması, Rabbini kalbiyle zikretmesi, kalbini unutkanlık ve gafletten korumasıdır. Kulağa bir ses geldiği zaman, onun Kur'an olduğunu anlarsa, onu Allah'tan bilmeli, kendisine gaybden gelen marifetler olarak almalıdır. Bu marifet ve varidatlar sevindirmek, korkutmak, ünsiyet, uyarı veya Allah'a ibadeti artırmak ya da başka şeyler olabilir. İnsan hemen kendisine varid olan şeye yönelmeli. Kendisine gelen işareti kabul etmeli ve ona koşmalı. Semayı dinleyen kişi öyle dinlemeli ki, okuyan kişinin dili Yüce Allah'ın dili gibi gelmeli. Sanki hak kendisine hitap ediyormuş gibi dinlemeli. Buna göre kalbine bu manadan gelenleri hak kulluğuna uygun bulmalı, şeriat edepleri bakımından da yerinde bilmelidir. Özetle şeriat adabına ters düşen hiçbir şey tarikatte de yoktur, tarikat ilminde de yoktur. Topluluk içerisinde bir şey varsa fakirin o şeyhe mümkün olduğu kadar saygılı olması gerekiyor. Dervişe bir varidat gelirse o hal geçinceye kadar hareket eder. Sonra o hal geçince yine sakin haline döner ve o şeyhe saygısını devam ettirir. Bir dervişin kasideci ve okuyucu tutması uygun değildir. Şayet böyle bir şey yaparsa
üstün daha hayırlı bir şeyin basit bir şeyle değiştirmiş olur. Yani Kur'an'ın yerine günümüz elinin yaptığın gibi beyitleri koymuş olur. Bunlar niyetlerinde doğru olup maddi şeylerden arınsalar ve kendi yaptıklarında da sadakat sahibi olsalardı, Allah'ın kelamı Kur'an'ı dinlemekten başka bir şey dinlemezlerdi. Çünkü Kur'an sevdikleri zatın kelamı ve sıfatıdır. Ayrıca Kur'an'da öncekilerin ve sonrakilerin haberleri anlatılmaktadır. Sevenler ve sevilenler anlatılmaktadır. İsteyen ve istenilen açıklanmaktadır. Bu arada sevgisinde yalancı olan indancılar da azarlanmakta ve tersenmektedir. İşte böylece sadakatleri ve niyetleri bozulunca davaları belgesiz kaldı. Yalanları anlaşıldı. İşin zahiriyle kaldılar. Sadece bir adet olarak sema icra etmeye çalıştılar. İçten bir doğrulukları yoktur. Marifet, mükaşefe ve mana ilmi kalmamıştır. Sırlara, hak yakınlığına, onunla ünsiyet, o sevgiye ulaşmayla ilgili bilgileri yoktur. Gerçek sema ilhamdır ya da Allah'ı bilen ilim sahiplerine, velilerden seçkin olanlara, peygamberlerin velilerine ve seçkin zatlara gelen kelam tecellisidir. İşte gerçek sema tamamen burada anlatıldığı gibidir. Bu ancak Allah'ın seçkin zatlarına gelir. Halbuki sema yolunu boş tutanların işi bu manadan dolayı boştur. Kaside, şiir ve beyitlerle kalmaktadır. Bunlarsa hayvani duyguları kabartır, maddi şeylere aşık olanların ateşini artırır. Umumi olarak fakire düşen şudur. Burada fakir derken Allah fakiri olanı kastediyorum. Halk fakiri derken de mana ve suret fakirini kastediyorum. Yani hem dünyalıktan yana hem de ahiretten ve tüm yaratılmışlardan yana fakir. İşte hali anlatan derviş, okuyucunun ve kasidecinin söylediğini tekrar edip durmamalı ve böylece huzurunu bozmamalıdır. Bu hususta Allah'a tevekkül etmelidir. Allah dilerse bu işin başka birine yaptırır veya Allah kasideciye ilham yollu onun söylediğini tekrar ettirir. Yeter ki dinleyen özünde sadık olsun ve tekrarda onun için bir fayda olsun. Fakir sema halindeyken başka birisinden yardım istememeli. Eğer fakirler bir başka birinden hareket etmek için izin isterlerse onlara izin verir. Böylece bu istekte aslında zayıflığı gösterir. Bir derviş bir ayet veya bir beyit dinlediğinde harekete geçecek olursa onu engellemek doğru değildir. Onu kendi haline bırakmalı. Yani kalkıp hareket etmesine engel olmamak gerekiyor. Bir aksilik olursa o zaman engel olunur. En uygunuysa ona tabi olmaktır. Fakir bir ayet veya bir beyit üzerine harekete geçecek olursa onu kendi haline bırakmak gerekiyor. Oradakiler onun bir kusurunu görürlerse onlara düşen onun ayıbını örtmektir. Eğer uyarıyı geciktirecek bir durum olursa güzel bir şekilde uyarmalı. Bunu kalple yapmalıdır, dille değil. Tabii ki burada uyarmada kuvvetli bir haliyle olmaya, iç temizliğine, ince bir ilme ve tam bir vukufiyete, edebe, güzel ve sağlam bir şekilde korunmaya ihtiyaç vardır. Fakir sema halindeyken, üzerindeki hırkasını veya başka giysisini çıkarır ve bu çıkardığını okuyucunun üzerine atarsa, onun olur ama bu çıkardığını ortaya atarsa kendisinindir ve ona şöyle sorulur. Bununla ne yapmak istedin? O kişi eğer çıkardığı şeyin fakirlerin olmasını dilediğini söylerse, oradaki fakir dervişler ne isterlerse öyle yaparlar. Eğer şöyle derse, bunu atmakla şeyhe muvafakat etmeyi istedim derse bu durumda hali zaafı vardır. Gerçekten de iş bu durumda karışmıştır. Çünkü şeyhe muvafakat sadece hırkayı çıkarıp atmak da olmaz. Aynı zamanda vecdinde, halinde şeyhe muvafakat etmesin gerekiyor. İki kimsenin de aynı halde bir olmaları uzak bir şey değildir. Bugün dervişin şeyhe muvafakat için hırka atmasının aslı esası yoktur. Şeyhe atılan bu hırkanın hükmü ne ilim ne de şeriatte yeri vardır. Bu sadece merasim gereğidir. Bu durum ne tarikat ne de hakikatin gereği bir şey de değildir. Sadece bir adet olduğu için böyle yaparlar. Hırkanın sahibi şöyle diyebilir. Buradaki cemaate uygun bir hal göstermeyi arzu ettiğim için hırkayı attım.
Ne var ki bu durum öncekinden daha zayıftır. Çünkü fiilde ortak olmak hal ve veçle olur. Böyle bir şey cemaatin çok az birleşebileceği bir şeydir. Onlar halde ve meşrepte nasıl hep bir olurlar? Bu durumda da yine cemaate müracaat edilir. Onların hırkanın hükmü neyse bu hırkanın hükmü de öyle olur. Bu arada hırkaya atan kimse şöyle de diyebilir. Benim hırkaya atmakta herhangi bir maksadım ve niyetim yoktu. Ona o zaman şöyle denir. Şimdi hırka senindir. Ne istersen öyle yap. Oradaki ne cemaatin ne şeyhin bu konuda yapacağı bir şey yoktur. Çünkü hırka sahibi niçin attığını açıkça belirtmemiştir. Yaptığında da bir maksadı yoktur. Tarikatte ise böyle bir şeyin dayandığı bir nokta da yoktur. Şöyle diyebilir. Bana hırkayı çıkarmam için bir işaret ve varidat geldi. Bunda herhangi bir niyet ve tayin edilen bir durum yoktur. Ama tarikatte böyle bir şeyin dayandığı bir nokta vardır. Çünkü sultan bir kimseye rütbeli bir elbise giydireceği zaman üzerindekini çıkarıp onu giymesin gerekir. İşte fakirin durumu da böyledir. Üzerindeki hırkayı çıkartıp Allah'ın giyeceği nurlar, yakınlık ve lütuflarla dolu elbiseyi giymesin gerekir. Artık çıkarılan hırkanın hükmü oradaki şeyhe kalır. Şey orada yoksa orada bulunan dervişlere kalır. Onu ya kasideciye verir ya da okuyucuya. Bu konuda şöyle de denmiştir. O hırkanın hükmü yine onu çıkaran kişiye döner. Çünkü o hüküm verme konusunda diğerine göre buna daha layıktır. Oradakilerin o hırkayı dünya ile meşgul kişilere satarak parasını sahibine vermeleri uygun değildir. Tarikatte böyle bir şey hoş karşılanılan ve sevilen bir şey değildir. Ancak o hırkayı alan kişi cömert biri ise evliyaya inanıyor ve onlarla bağlantı kurmak istiyorsa o zaman onu almasında bir mahsur yoktur. Bu bir tür karşılıktır. Lütuf istemektir. Gerçekte ise bu yerilen bir şeydir. Çünkü o kimse hırkasını çıkarıp ondan ayrılma durumunda içinden özü doğru biri olduğunu anlatmıştır. Ama tekrar hırkaya dönmesin kendisini rüsva etmesi ve yalancı çıkması demektir. Bu da beğenilen ve razı olunan bir durum değildir. Hırkasını çıkaracak kişi artık bir daha onu kabul etmemeli. Eğer onu alması için şeytan bir emir gelirse onu şeyhin emrine uymak için alır. Sonra başka bir zaman onu tekrar çıkararak başkasına verir. Sema halindeyken ortaya cemaat için bir şey atılırsa onu aralarında paylaşmak gerekiyor. Aralarında şeyh varsa onun görüşüne uyulur. O ya cemaate paylaşılmasına veya birine verilmesine hüküm verir ve ona uyulur. Bir derviş sema halindeyken hırkasını çıkarır da kendisine geri verirse onu almamalıdır. İsterse hırkasını çıkaran diğer dervişler hırkalarını almış olsunlar. Eğer orada şeyhi varsa hırkasına dönmemeli, şeyhi izlemelidir. Yolunun gereği budur. Çıkardığını almamalı, çıkardıklarını alan diğer kişilere uyarak halini bozmamalıdır. Eğer dervişin şeyhi yok da sadece kendisi varsa ve çevresindekiler de hırkalarını çıkarmışsalar, en uygunu da onlara uymaktır. Onlar hırkalarını alırlarsa o da alır. Böyle yapması oradaki cemaatin utanmamaları içindir. En uygunu da budur. Eğer hırkasını o meclis dışında birine verirse o da caizdir. Velilerin edepleriyle ilgili özetle yazdıklarımız vaktin müsaade ettiği kadarıyla burada sona eriyor. Ancak tekkelere ve şikayet yerlerine gitmekle ilgili hususlarda pek yazmadık. Anlatılanlarsa öyle şeylerdir ki aralarında anlatıp bazı isimler de vermişlerdir. Aralarına katılan kişiler ne dediklerini daha iyi anlarlar, sorup öğrenirler. Ama büyük bir bölümünü adab olarak yazmış olduk. Bunlar şeriatın da emrettiği edeplerdir.